Efe, hepinize merhabalar. Hepiniz sene 96'nın ilk videosuna hoş geldiniz. Hepinizin bağırdı. Sene 96'sı kutlu olsun, mutlu olsun. Hoş geldin sene 96 diyerek senemizin ilk videosuna giriş yapalım. Şimdi efendim, kanalımızı takip eden çok değerli sayın vatandaşlarımız zaten biliyorlardır. Bilmeyen dostlarımız için kısaca özet geçeyim. Geçtiğimiz sene yaptığımız En Eğlenceli Anlar özet videosu sondu. O yüzden kanalımız için önemli bir seri olan En Eğlenceli Anlar serimize teşekkürlerimizi sunalım. Kendisine veda edelim. Güle güle canım. İkinci maddemiz, konu başlığımız ise efendim, koyduğumuz hedeflere ulaşamadık. Ama ne olsa ulaşamadık, nasıl ulaşamadık? Öyle böyle değil. Ana kanal 280 bin olamadı tabii ki de. Pek bir umutlu değilim ana kanaldan. Yan kanaldan bayağı ümitliydim. Sağ olsun vatandaşlarım son ana kadar siperleri bırakmadı. Sır sırtı vatandaşlarımızla birlikte cenk eylemeye devam ettik. Ama maalesef 77.600 vatandaşımıza ulaşabildik. O da 80 bin ulaşamadı. Ama yan kanal bayağı bayağı iyi yardırdı. Şimdi helal olsun diyelim. Reddit adresimiz 17.100 vatandaşımıza erişti. 18.000'e ulaştıramadık. Tam böyle ucu ucuna geldi. Orada da vatandaşlarımıza, sevgili redditörlerimize, Atmanlı redditörlerimize sevgilerimizi iletiyoruz. Millet bahçemize dair bir siberterlik videosu zaten gelecektir efendim. Orada da tekrardan teşekkür edeceğim. Ama şunu fark ettim, ben Discord'dan zerre anlamıyorum. Discord'un matematiğini, muhasebesini filan hiçbir şekilde anlamıyorum. Arka planını, ilerleyen işleri filan. O yüzden bu yıl içerisinde Discord'da daha farklı adımlar atabiliriz. Discord olayları da zaten yan kanalda, ana kanalla ilişkilendirmedik onu. Yan kanalla birlikte işleri filan devam ediyor. Oraya da uğramak isterseniz linkini filan bırakıyoruz. Ama savaşımızda yine de bize eşlik eden tüm vatandaşlarımıza, moderatör kadromuza, Atman Ütopyası'nı destekleyen, ellerinden geldiğince de katkı sağlamaya çalışan tüm dostlarımıza, vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hedef konusunun içeriğine göre dönelim efendim. Hedeflere illaki ulaşacağız, kendimizi kasacağız gibi bir olay yoktu. Maksat zaten aktifliği sağlamak, güzel bir şekilde sizin verdiğiniz desteği içeriklere dökmekti. YouTube ana kanalımızın miladını doldurmuş bir kanal olarak baksa da biz 280 bin sözümüzü verelim efendim. Olur olmaz orasını bilemiyoruz, kısmet hepsi. 280 bin vatandaşımıza eriştiğimiz anda ana kanalımızda OW'umuz kesinlikle gelecek. O sözün bakidir efendim. Yan kanalımızda efendim 80 binlere zaten bayağı bir yaklaşmış durumda. Orada da 80 bin vatandaşımıza ulaştığımızda Cedric Horon ve ekibi videosu kesinlikle geliyor. 80 bin aboneye ulaştığında, bu arada bunun altını çizelim, anlamayan dostlarımız olabiliyor çünkü. Her seferinde sorulan sorular. Efendim, yorumlar içerisinde yüz ne zaman gösterecek? Hali yüzünü gösterdim. Yüz tarzında böyle yüz fetişi içerisinde olan dostlarımız hala kayla alınmıyorlar. Kendilerinden ricam bu tarz yorumları köşeye bırakmaları. Sıralam olarak tabii ki de yüz gösterme sorusundan sonra en fazla Mevcan soruları geliyor. Hayır, olmazsa olmaz yani, illa soracak o arkadaş onları. Mevcan Bey 2018'de YouTube'u bırakıp iş hayatına geçti efendim. Bu sene içerisinde de efendim fazla geleceğini falan düşünmüyorum. Evine döndüğü, bilgisayarın başına geçtiği anlarda da pek YouTube videolarına dahil olmak istemiyor. Kendi aramızda oyun oynuyoruz. Kendisi sağ ve çalışıyor efendim. Ama YouTube'u komple bıraktı, oraya artık bir altını çizelim, yeter. Adamı hala öldü mü yazıyorlar ya? Ulan arkadaşım ölse ben niye dalga geçeyim? Enes Bey konusuna geri dönelim. Valla Enes'in ne yaptığını ben de anlayamadım açıkçası. Hiçbirimiz çözemedi. Enes videolarımıza eşlik etmeye devam edecek efendim arada bir. Ama o da böyle kafadan YouTube'u artık sildi gibi düşünebilirsiniz. Kendi kanalında ne yapar ne eder o Enes'in bileceği işte. Ben oraya karışamam, benim haddime değil. Ama şu gelsin bu gelsin yorumlarından gerçekten gına geldi. Bunu artık altını çizelim. Çünkü o tarzda yorumlar atılınca aklımda bir içerik var mesela. Semih'le birlikte çekeceğim. Semih müsait, ben müsaitim. İlla kendimi kasıyorum. Bak yorumlarda insanlar yazmış, şimdi öyle olmaz demek ayıp olur filan diyorum. Arkadaşımın müsaitliğini kollamaya çalışıyorum. Sonra vatandaşlarımız diyor ki şu içerik niye gelmedi? E oğlum, hem adam gelsin, hem ayranım dökülmesin, hem içerik zamanında gelsin, olmuyor işte. Şunu kabullenelim efendim, artık hepimiz kendi işimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Kimin müsaitliği varsa, ister Semih Bey, ister moderatör dostlarımız, ister Atman gençlik kolları, videoyu dahil etmek istediğimiz dostlarımızı, kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı, aynı zamanda etkinlikler de oluyor yan kanalda vatandaşlarımızla birlikte yaptığımız. Yani kimse kimsenin yerini almaya çalışmıyor, kimse kimsenin ayağını kaydırmaya çalışmıyor efendim. Burası bir iş düzeni değil. Her zaman bahsettiğim gibi burası bir arkadaş ortamı. Yani ay moderatörler gelmiş, eskiden arkadaşlarınızla video çekiyordunuz. Arkadaşlar gelmiş, eskiden şunu oynuyordunuz. Eskiden bir düşküydü, artık şunları bırakın. Biliyorum bunları yazanlar genelde genç yaşlı arkadaşlarımız, çocuk yaşlı sayılacak arkadaşlarımız. Ama onlar da illaki efendim ilerleyen zamanlarda yaş alacaklardır, bu konuları anlayacaklardır diye düşünüyorum. Bunu da hallettiysek bir diğer konu başlığımıza geçelim. Efendim, aktiflik önemli. Yorum konusuna gelelim. Yorum konusu, hoş geldin, merhabalar canım benim. Sağ ol, teşekkürler. Kanal içerisinde efendim uzun süredir vakit geçiren dostlarımız, en azından böyle 6 aydan sonrası falan diyelim. Zaten yıllardır takip eden vatandaşlarımız biliyor. Yorumlarda içeriye dair sohbet muhabbetlere katkı sağlayacak, videoda size sorduğum sorulara cevap verecek veya eğlendiğiniz anları işaretleyip şurada güldüm, şurada takıldım, şurada şuna cevap verdim filan tarzı yorumlar kanalda en sevdiğimiz, en tercih ettiğimiz, en saygı duyduğumuz yorumlardır efendim. Yani bana ne, bize ne, senin kaçıncı yorumu yazdığından veya ne bileyim şunu çek, bunu çek, şu nerede kaldı, bu nerede, bu nereye geldi, bu neden gelmedi. Yakında herhalde menü olacak böyle. Cevoir videosu, GTA 5 tikle. Semih olsun mu arabalara çarpıyor, tamam tikle. Ekstra 10 lira ödeyip Mevcan Bey ister misiniz? Tabii ki. Videoda Cevoir Rage geçirsin mi? Kesinlikle, onu da ekleyelim üzerine. Videoda yaptığımız göndermeleri, referansları, 90'lar esprilerini, 80'ler esprilerini veya video içerisinde kullandığım şarkıları falan keşfeden dostlarımız oluyor. Onlarla sohbet muhabbet ediyoruz. O mesela efendim belediyemizde en sevdiğimiz, saygı duyduğumuz olaydır. Yoksa diğer türlü efendim yorumlarda bir sayıdan ibaret kalıyorsunuz yani. Boşu boşuna yer kaplıyor orada. Yorum konusunu şunlarla birlikte efendim
efendim artık sonlandıralım benim favorilerim. İlk sabitle. Kalp at. Çok ilginç gerçekten ya. Herhalde teknoloji çağının içerisinde doğmadığımız için anlamıyoruz filan ama çok garip geliyor ya. Eskiden hatırlayanlar vardır 301'den önce gelenler vardı. O mükemmeldi. Efendim belediyemiz her sene olduğu gibi aktifliğine, izlenmesine, onusuna, busuna, şusuna bakmadan içerik üretmeye, eğlenmeye devam edecek. Aktiflik düştü. Etkileşim yükseldi. Şu fazla izlendi, şu az izlendi. YouTube'un itiklerini falan köşeye bırakalım. Sizden ricamız siz de bu olaylara takılmayın. Ya bildiğin normal YouTube videosu bu, ne olacak yani? Ya 8 senedir YouTube içerisindeyim. 8 sene insan böyle komple zirvede olduğu dönem olmaz ki. Herkesin prime dönemi olurdu. Sonra düşüyor dönemi olur. Sonra alçalır, sonra yükselir falan. Sosyal medya o kadar kale almayın, o kadar ciddiye almayın. Eğlenmenize bakın ya. Velhasıl kelam sevgili vatandaşlar. İlla ki zor zamanlardan geçeceğiz. İlla ki sorunlu sıkıntılı şeyler yaşayacağız. Gündelik sorunların, sıkıntıların, hayat derdin, geçim derdin, sosyal sıkıntın, siyasi sıkıntın falan geçmeyecek. Ha, azalır mı? Azalır belki. Ama geçmeyecek. Bunu kabullenelim. Geçerse ne mutlu yani. Orada da bir sıkıntı yok haliyle de. Ufaktan kaçalım efendim. Geçtiğimiz seneye ufaktan baktık. Özet geçtik diyelim. Belediyemiz her zaman olduğu gibi çalışmalarına devam ediyor. 9. senesine giriyor. Hadi bakalım bu sene başımıza ne gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Her zaman dediğimiz gibi Atman sizinle olsun.